Orada bir köy var. O köy Sadık Köyü. Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesine bağlı bir Türkmen köyüdür. Nevşehir'e 57 kilometre, Hacı Bektaş ilçesine 13 kilometre uzaklıktadır. Köyün adı 1928 yılından beri aynıdır. Sadık Köyü 1954 yılına kadar Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı iken 1954 yılında Kırşehir'in kaza yapılarak Nevşehir'e bağlanması sonucu Hacı Bektaş ilçesine bağlanmıştır. 204 nüfusa sahip köyde yaşayan kadın ve erkek sayısı eşittir. Köyde 102 erkek, 102 ise kadın yaşamaktadır. Köyün adı Hititlerden geliyor. Rivayetlere göre yakın zamana kadar köyün adının aslında Arapça olan Sadık kelimesinden geldiği sanılmaktaydı. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar köyün isminin milattan önce 2000'li yıllarda yani 3000 yıl önce bu toprakların sahibi Hititlerden geldiği anlaşılmıştır. Daka, Ura çoğalmayı ve bereketi temsil eden Hitit ana tanrıçasıdır. Dil ve din açısından Hititleri çok etkilemiş olan güney komşuları Luvilerin dilinde sıva kelimesiyle başına geldiği kelime kutsal, iyi, güzel anlamlarını katmaktadır. Anadolu'ya geldikten sonra bu kelime Sadakora ve zamanla kısalarak Sadak halini almıştır. Daha sonra halk dilinde Sadık olarak telaffuz edilmiştir. Köyün adının da buradan geldiği bilinmektedir. Sadak kelimesinin Türkçe'de içine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf anlamına geldiği bilinmekle birlikte çevrede oku ya da kılıfı hatırlatabilecek bir nesne ya da olay bilinmemektedir. Ayrıca köyü kuran Türkmenler göreye geldiklerinde ok ya da sadak çoktan tarihe karışmıştır. Karacakurt aşiretinin kurduğu köy. Sadık köyünü Karacakurt aşiretine mensup insanların kurduğu bilinmektedir. Köyün birkaç yüz metre yüzeyine düşen ören yerindeki yerleşim alanının kalıntıları hala çıplak gözle fark edilmektedir. Söz konusu ören yerinde herhangi bir arkeolojik çalışma yapılmadığından geçmişi hakkında bir bilgi elde edilememiştir. Ancak bugünkü köyün mezarlığı ile karışmış ve pek çoğunun mezar taşları bile toprak tarafından yutulmuş Müslüman mezarları vardır. Bu kalıntılara bakıldığında köyün tarihinin çok eski olmadığı düşünülmektedir. Taşımalı eğitim yapılıyor. 1875 yılında kurulmuş olan köy, en kalabalık ve şaşalı günlerini 1960'lı ve 1970'li yıllarda yaşamıştır. Daha sonra iç ve dış göçler nedeniyle küçülmüş, sönükleşmiştir. Köye ilkokul 1944 yılında açılmış, o bina harap olunca 1977 yılında bugünkü binasına taşınmıştır. Ancak öğrenci yeterli sayıdan aşağı düştüğü için 2005-2006 öğretim yılından itibaren öğrenciler Hacı Bektaş'a taşınmaya başlamıştır. Köyde Tarım Kredi Kooperatifi var. Köyde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi 1950'lerin ortalarından bu yana köye ve çevre köylere hizmet vermektedir. Kütüphane ilgisizlik kurbanı. Azalan nüfus ve talep azlığı nedeniyle 1968 yılında kurulan köyün kütüphanesi uzun yıllar kapalı kaldıktan sonra içindeki kitaplar Hacı Bektaş Kütüphanesi'ne aktarılmıştır. Köy kütüphanesi adeta ilgisizlik kurbanı olmuş durumda. Kesme Taş Cami cezbediyor. 1957 yılında eski cami yıkılarak yerine kesme taştan bugünkü cami ve yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki minaresi yapılmıştır. Köyde bulunan bu cami görüntüsüyle vatandaşları cezbediyor. Zorunlu tarım yapılıyor. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Edinilen bilgilere göre köyde kalan yaşlılar ve bazı aileler çocuklarını köy dışına göndermemesinden kaynaklanan zorunlu bir tarım ve hayvancılık vardır. Köye genel itibariyle bakıldığında eğitim seviye son 20 ile 30 yıldır çok yükselmiştir. Köyün eskilerinin tabiriyle memur ve amir olmuşlardır. Genelde Nevşehir merkez, Kırşehir, Kayseri, Ankara illerinde yoğun olmakla birlikte köyün gençleri Türkiye'nin birçok ilinde çeşitli görevler üstlenmişlerdir.